Yo 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 hepinize selamlar. Ben geçen ve bildiğiniz üzere Paris Major hakkında normalde önden video çekmek ve yatırım tavsiyesi vermenin delüzyenlik olduğunu farkındayım. Fakat ben onu yapmak yerine sadece Paris Major hakkında bilgiler vereceğim. Birkaç tane video serisi yayınlayacağım. Belki bilenleriniz vardır son videoyu çektiğim zaman da Anubis koleksiyonu geldiği zaman köpek gibi hastayım. Hala da çok hastayım ama şu anda birazcık daha iyiyim. Zaten ne zaman iyileşsem vize haftam veya final haftam tamamen bitmiş oluyor. O yüzden bu aralar birazcık vaktim var majordan önce de olabildiğince videolara devam etmek istiyorum. Fakat videoya geçmeden önce sponsorumuz olan Skin Key video sponsorlukları için teşekkür edelim. Diyelim ki bıçağınız var, diyelim ki bir sürü skininiz var ve bu skinlerinizden kurtul kurtulmak istiyorsunuz. Fakat markette satmanın da mantıksız olduğunu farkındasınız. Buradan skinlerinizi koyuyorsunuz. isminiz bıçağı, 50 ve herhangi bir şeyi seçiyorsunuz ve direkt takasınızı yapıyorsunuz. Ve bu takasınızı yaparken belli başlı bonuslardan yararlanabilirsiniz. Legocan kodunu kullanarak ilk takasınızda 5 dolarlık bir bonus alabilirsiniz. Aga bana bu yetmedi. Bana daha fazla bir şey lazım derseniz de yine buradan Legocan kodunu kullanarak nakit yüklemelerinde %30 yerine 35'e bir bonus elde edebilirsiniz. Ayrıca freebies kısmında da ücretsiz çekilişleri mevcut. Sizlerde katılabilirsiniz. Site hem Türkçe hem İngilizce hem de bir sürü dilde zaten artık mevcut. Şimdi Bildiğiniz üzere ben daha önceden aşağılarda bir yerlerde Major hakkında bir video çektim. Kimler çıkacak, ne olacak, ne bitecek, hangi takımlar var Major'da, kimler kazanır, kimler kazanmaz. Böyle roughly dediğimiz üç aşağı 5 yukarı bir analiz videosu yaptım. Daha, ta aramar e, turnuvaları oynanmadan önce. Ve ne yazık ki yani doğal olarak hepimizin çok emin olduğu belli başlı takımlar çıkamadı. Cloud9 gibi, Big gibi böyle takımları göremeyeceğiz ve hangi takımların olduğunu turnuvada sizlere teker teker göstermek istiyorum. Bu bir analiz videosundan daha çok kimler katıldı, ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, ödül ne kadar, nerede oynanacak tarzındaki bir video olduğunu düşünebilirsiniz. Bildiğiniz üzere Major sistemi her zaman aynıdır. 16 artı 8 takımdan başlar. İlk stage'imiz Challengers ve Contenders'ların oynadığı 16 takımlık bir stage'dir. Ve ilk aşamamız ise bu 16 takımın arasından sadece 8 tanesi sonraki aşamaya çıkmaktadır. Tabii ki de bu 8 tanesi çıktığı zaman yani Legend Stage'e çıktıkları zaman 8 tane de Legend Stage'e takım bekler ve gene ilk 8'i çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere oynarlar. Peki bu turnuvanın sistemi nedir? Benim gibi e-spor'dan olanlarınız bildiğiniz üzere Swiss sisteminde oynanılıyor ve Swiss sistemi basit mantıkla şudur. Kazanan kazananla oynar, kaybeden kaybedenle oynar. 3 galibiyete ulaşan takım üst tura çıkar. 3 mağlubiyete ulaşan takım düşer ve üst tura çıkamaz. Ve eninde sonunda elinir. Sisteme en basit şekilde böyle anlatabiliriz. Ligpedia sayfalarını da buraya koyacağım. Da ayrıntılı bakmak isterseniz bakabilirsiniz diye. 1.250 lik bir e, ne debiliriz Ödül havuzu var diyebiliriz. 1.250.000 dolarlık. Paris'te olacak zaten. Akor aranında olacak. Ee, gidebilir miyim diye düşünmeyin. Bize vermiyorlar biz arkadaşları kolay kolay. 8 Mayıs'a başlıyor ve 21 Mayıs'ta da bitmiş olacak. Şimdi hangi mapler olacağını aslında burada görebiliyorsunuz. Ancient Anubis, Inferno, Mirage Nuke ve Overpass ve Vertigo. Fakat bunu başka bir videoda bahsetmeyi planlıyorum daha ayrıntılı olarak. Birkaç fikir vermek babına. Kazananlar hem yarım milyon doları cepliyor hem IEM Colon 2020'ye ve Blast Premier World Final dediğimiz yerlere ekstradan gitme hakkı sağlanıyor. Bir de Blast Premier puanları denilen bir şey var. Bu da sonraki Blast turnuvaları için gerekli. Şimdi burada gelen takımlarımıza bakalım ve Legend Stage'imizden başlayalım. Burada Navi, Furia, Fnatic, Heroic ve Vitality gibi takımları gördüğümüz zaman şaşıramayabiliriz. Ayrıca gene Bad New Eagles'ı gördüğümüz zaman şaşıracağımız çok bir isim olmuyor. Çünkü Fnatic bu aralar ben nefret etsem daha iyi bir takım. Furia gene Eneyin yani Amerika'nın en iyi takımı. Vitality gene burada görmüş olduğunuz üzere zaten Zonic, Dupri, Magix geldikten sonra yavaş yavaş bir gelişim gösteriyorlar. Güzel gidiyorlar. Navi bildiğiniz Navi. Heroic bildiğimiz Heroic. Fakat burada buraya yeni olan iki takım var. Nine'ı bazılarınız tanıyor olabilir. Çünkü zamanında Türk bir kadroları vardı. Fakat şu anda tam tamına Polonyalı bir kadrosu var. Çok iyi performans gösterdiler. Bad News Eagles'ın Polonya şubesi gibi düşünebilirsiniz. Ve Bence kaliteli bir oyunları var. Benim hiç ama hiç beklemediğim bir ekip ise Into the Breach tamamen beni yanlış çıkarlar. Haklarını yememek lazım. Tuhaf bir birleşim. 3 tane UK yani Birleşik Devletler vatandaşı var. Birleşik Milletler özür dilerim. United Kingdom. Birleşik Krallık. Çok özür dilerim arkadaşlar çevirişin. Bir tane Hollandalı bir tane Polonyalı. Tuhaf bir karma ama işe yarıyor gibi duruyor. Legends'a ne olacak ne bitecek merak ettim takımlardan bir tanesi. Fakat İlk aşamada göreceğimiz takımlara geçecek olursak, Challengers'lara geçecek olursak burada gene görmeyi şaşırmadığımız OG, G Gamer Legion, G2, yine benim sürekli olarak bahsettiğim ve bayrağın olduğum Forze'yi görebiliriz. Benim beklemediğim karakter, e takımlardan bir tanesi Monte'ydi. Dürüst olmamı isterseniz hiç beklemedim çünkü kadroda sadece SDUA'yı tanıyordum. Ki bu da zaten daha önceden belli başlı CIS kadrolarında oynamış bir isimdi. Fakat öte yandan Pain Gaming gene zaten bahsetmiştik bir önceki Major'da yer almışlardı. Çok güçlü bir Amerika temsilcisi olarak düşünmüyordum ama kötü değillerdi. Apex'ten 3 aşağı 5 kara bahsettiğimi hatırlıyorum. CKM'in olduğunu en azından bahsetmişimdir %100. Ee, onun dışında Nip'in verdiği performans bence kaliteliydi. Düşünmen daha iyi oynadılar ve ben gelmesini beklemediğim takımlardan bir tanesiydi. OG zaten adamlarım var. Nico Dexter çok sevdiğim bir kadro. O yüzden de çok da boş yapmama gerek yok. Contenders kısmında belli başlı bir tane sürpriz görebilirsiniz. Bu kesinlikle Face Clan. Face Clan nasıl çıktı hakkında biraz daha ayrıntıya gireceğim. Fakat Face Clan'ın ilk başta Legends'da olması gerekirken Contenders'tan girmesi bile aslında buradaki bazı takımları çok büyük bir bıçak saplıyor diyebiliriz. Onun dışında gene beklediğimiz takımlardan bir tanesi Asya Pacific'ten Greyhound Gaming. Yine Amerikan'dan Team Liquid Floxo gene sürprizlerden bir tanesi oldu demek isterim. Sadece burada gene bilindik oyuncuların arasında sadece Phelps var. Mongols zaten Tekno 4K, Annihilation, Bart 4K bunlar şey kadrosuydu. Siz söyleyin. Daha önce oynadılar diye hatırlıyorum. Moğol zaten iki kadro oldu artık. Fena oynamıyorlar ama çok büyük bir şey beklemiyorsunuz. Complexity gene hafif tuhaf bir kadro bu da ama gene Amerika'da düşünen daha iyi yaptılar. Ants ve Mouse gene mouse'un burada olmaması gerektiğini hatırlatmak isterim. Şimdi videonun devamında nelere bakacağız? Öncelikle European Aramar A'yı yapacağız ve giremeyen ve bizim için üzücü olan performanslar hakkında konuşacağız. Çünkü aslında bu video bu video. Virtus Pro. Çok üzgünüm ama yok. One Win. Öve öve bitiremediğim şu kadro. Yok. Forester dedik. Boom Beach dedik. Nickelback dedik. Çıkmadı arkadaşlar. Yapabileceğimiz bir şey yok. Olmadı. Üzüldüğüm kadro. Sprout. Çok ama çok üzüldüğüm kadrolardan bir tanesi gene yani çıkamadığı için. Hani benim için çok büyük hayal kırıklığı yaratan 3 kadro kesinlikle buydu. Viperio ve Savu beklemiyordum. Decider Bracket'e giden takımları da sizlere göstereyim. Decider Bracket hakkında göstereceğim. B8 gitti. Faze gitti. Ve Falcons gitti. Bu da Kenny yes takımı ama Arabistan takımı normalde. Sonuçları da hızlıca bakmak isterseniz de şöyle sizlere göstereyim. Çok ayrıntılı gelip her sonucun üstüne durmayacağım. Onu da bilmenizi istiyorum. Ama VP ile Sprout'un bu eşleşmelerden galip gelmesini bekliyordum. Dürüst olmak gerekirse. Şimdi burada Aramar Grup B'mize bakalım. Ve gene bizi kimlerin yüzüne bakalım. Görmüş olduğunuz üzere Nine. Evet ciddi anlamda G2'ya, Big'e ve Vitality'ye 3-0 çaktı ve geçtiler. Heroic'in dürüst olmamı gerekirse kurası Nine'e göre çok 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 kolaydı. Heroic eğer bu kurayı çekseydi ben 3-0 demezdim. Nine mükemmel bir performans yaptı. Yeni Bad News Eagles kıvamına getirmiş olabilirler. Hayırlısı göreceğiz. Gene Monte de burada kaliteli bir performans verdiğini söylemek isterim. Çünkü tek yenilikleri takım Heroic'ti. Ve benim Cloud9 ve Forza hayranlığımı bilirsiniz. CS hayranlığımı bilirsiniz diyelim. Kaliteli bir oyun oynadıklarını söylemek gerekiyor. Şimdi peki burada kimler çıkamadı? Team Spirit. Çok seviyoruz ama olmadı. Aynı işin zaten gene direkt buradan gösterelim. Aynı işin zaten beklemediğimiz bir kadroydu. Team Spirit gene üzüldüğümüz üstüne bilerek konuşmadım çünkü çıkmasını beklediğim bir kadroydu. Astralis çıkamayacaklarını zaten farkındaydık hiç ama hiç düşünmemiştik. Şaşırmadım. 500'ın gene kadrosu burada. Bulgar kökenli bir kadrosu vardı. Bu zaten bir bet sitesiydi bilirsiniz. Ne yazık ki Can cazımız Eternal Fire. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ben de görmeyi çok istiyorum ama olmuyor işte. Deniyoruz ama olmuyor. <laughs> Onun dışında çıkamayan takımlardan bir tanesi. Aurora Gaming gene çok şansını vermediğini hatırlatmıştım sizlere. Deni burada üzen iki tane büyük isim var. Big ve Cloud9. Ben Big'e çok üzülmüyorum ama Cloud9'in bu kadrosuyla inilmesi bana şahsen koyuyor. Ben EU Decider Bracket'te bir şansların olduğunu düşünmüştüm. Fakat Cloud9'un verdiği performansı görecek olursanız en sevindikleri anda ben birazcık boka döndüğünü anlamıştım. Giren takımları zaten bahsetmiştik. Şimdi burada EU'nun bracket'ına gelelim. Neler oldu, neler bitti ve aslında bildiğiniz üzere burada totalde 6 adet takım geldi ve tek bir adet Contender status slotu verilecekti. Burada bakılan en önemli şey arkadaşlar ilk roundları kimin yendiği ve ilk yendikten sonra Buckhold skor denilen bir şey var. Buradan Face galip çıkmıştı. Yanlış bilmiyorsam bu maçları izlemedim. O yüzden yalan söylemiş gibi olmak istemiyorum. Ama bu skor yüksek ihtimalle takımların aralarındaki skor farkı tarzında bir şeydir yüksek ihtimalle. Onunla alakalı bir olayı vardır Buckhold skorunun. Bilenler varsa aydınlatabilir çünkü yanlış anlamayın bilmiyordum. Cloud9 ve Big oynadı. Bunların üstünden zaten Cloud9 rahat bir şekilde bir giyendi ve direkt Face Clan'da şu oyunda oldukça kaliteli bir oyun ortaya koyduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz ve Face Clan hak ettiği major'a gelmiş oldu. Zoraki de olsa. American Aramarı ve Asya Pasifik Aramarı hakkında çok üstüne durmayacağım. Zaten burada bize her zaman üzen belli baş takımlar var. Imperial gibi, EG gibi, Yine MIBR gibi, 0-0 nation gibi takımları düşünebiliriz ama çok çok üstüne durmak istediğim kadrolar değiller. Çünkü artık alıştık arkadaşlar hani tak geldi ama alıştık yapabileceğiniz bir şey yok. Amerikan CSS'ine hayır beklenmez. gen burada e, Loba'nın takımında oynadığını görüyorsunuz. Loba'nın takımı aslında oldukça güzel oynadılar ve yaşadıkları onca muhabbetten sonra bile oldukça kaliteli iş yaptıklarını söyleyebilirim. Çünkü Loba Major'dan sonra bir tweet longer attı. Ve bayağı bir e, tepki topladı olumlu anlamda. Ve aslında Blast TV'nin kendi çalışanları ne kadar useless insanlar yani boş insanlar olduklarından bahsetti. Zaten buradan beklediğimiz belli baş kadrolar vardı. Rayraton ve Tyloo konusunda çok şey değildik. Yine tam kaliteli bir şeyler bekliyorduk. Olmadı yapabileceğimiz bir şey yok. IG direkt bu arada hani çok çok kötü oynadı. Greyhound... Ve bu Mongols'un da eski ismi sanırsam IHC olması gerekiyor. Yanlış bilgi vermezsek IHC'de girmiş oldu. Bir tekno 4 kdan bakalım. Yanlış bilgi vermiş olmayalım kimse. Aynen IHC. Doğru mu biliyorum? Aynen öyle. IHC'de Mongols olmuş. Yanlış da bilgiyi vermemiş olduk böylece. Şimdi Mejri hakkında ne düşünüyorum? Kimler kazanır? Kurallar nasıl olacak? Contender Stage'i hakkında ne olacak? Pick'emler ne zaman açılacak? Ne zaman jeton gelecek? Tarzındaki sorularınızı duyar gibiyim şimdiden. Fakat basitleştirmeyi isterseniz yüksek ihtimalle pazartesi günü oynanacağını düşünürseniz maçların e, bir buçuk hafta sonra neredeyse yüksek ihtimalle 4'ü 5'i gibi bize biletleri çıkartırlar ve ben de 4'ü 5'i gibi bu videoları sizlere vermiş olurum. Yüksek ihtimalle ilk maç tahminleri videosu atarım. Major Pikem videosu atarım ve operasyon özür dilerim. Major'da konuştum. Birkaç tane daha video yayınlarım. Fakat yatırım rehberleri %95 ihtimalle tek bir tane video gelecek indirimler gelene kadar. Onun dışında ekstradan özel olarak artı artı video çekmeyi düşünmüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadar. Skins Monkey'de video sponsor oldukları için teşekkür ederim. Umalım, umarım Blast TV Major hakkında belli başlı bilgilere ulaşmışsınızdır. Sesim ve enerjim için çok özür dilerim dediğim gibi benden bu kadarını çıkıyor bu hasta halimde. Sonraki videolar daha güzel olacaktır elbette. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.